kişisel menfaate değil, kamusal menfaate hizmet eden ilkeli duruşu ile bu kent için onuruyla çalışan, güçlü alkışlarınızla kentimizin belediye başkanı Gülgün. Süreçlerinde beni hep destekleyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Partili dostlarına, partili arkadaşlarına, benimle beraber bu mücadelede yan yana yürüdüğümüz arkadaşlarıma. Özellikle de bizlere halkçı belediyeciliği miras bırakan rahmetli Reşat Tabağ'a teşekkür ederim. Yıl 4 dönem boyunca 119 meclis üyesiyle 16 mahalle muhtarı ile çalışmışım. Bu süreçte bürokrasi, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, borsalar, kent konseyi, siyasi partilerle birlikte çalıştık, ürettiğimiz herkese bu kente katkılarından dolayı değer verdikleri emek için çok teşekkür ederim. Bugün sayıları 1500'ü bulan hemşehrilerimizin doğumdan ölüme tüm ihtiyaçlarını gidermek için birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlar, başkan yardımcıları, müdürlerime ve emekçilerimize, herkese ayrı ayrı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çalışmak olabildiklerinizde rahmet verdim. Uzun yıllar yaptığınız çalışmaları kamuoyuyla paylaşmanıza vesile olan, bugün aramızda olmayanlara ve şu anda birlikte olduğunuz tüm basın emekçilerine yoldaşlıkları için teşekkür ediyorum. Ama tabii daha önemli bir kesim var, çok değer verdiğim. Beni bu kentin Ülgür amcası yapıp bağrına basan tüm çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim onlara, onlar da bunu hissediyorlar. Sağ olsunlar, bana hep sevecenlikle yaklaşırlar. Sağ olsun. Türk yaşamına kattığınız değer, yıllarca yeniden seçilmemde biliyorum ki en büyük pay bu kentin kadınlarınındır. Kadınlarımıza özel teşekkür ediyorum. Bu arada son olarak bu süreçte istemeden kırdığım, incittiğim insanlar olabilir. Eğer bu böyle arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz varsa aflarına sürün. Herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Herkese bu kente helal olsun. Hepinizin sağlıkla kalmanızı, kendinize de, kentimize de iyi bakmanızı diliyorum. Hep beraber olmak umuyorum. Suyunu korudum ya, benim için bu anlayışı geliştirdiğimi zannediyorum. Bundan sonra da toplumun, Çanakkale'nin, hemşehrilerinin bu şekilde özgürce, barış içerisinde yaşamasını diliyorum. Söylemi vardır onun. Cennet bu kadar güzel olsa cennet burasıdır der, değil mi? Cennete gideceksen Çanakkale kadar olsun yeter diyorum.
Senden daha güzel.